Evet, herkese merhabalar. Bu videomda size geçen videoda biliyorsunuz devre şeması üzerinden arıza araştırması ile ilgili anlatımda bulunmuştum. Bu gördüğünüz bizim MacBook'umuzun anakartı. Şimdi şöyle devam edersek devre şeması üzerinden arıza araştırmasına nasıl devam edeceğiz? Yalnız bu konuya girmeden önce size önemli bir hususta bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu adım basamağımızın ikinci adımı diye söyledik. Şimdi neden ilk adımımız önemli onu anlatayım hemen. Şimdi ilk adımımız gözde kontrol. Gözde kontrolde ulaşacağınız birçok arızadan tespit edip hemen onu alabilirsiniz. Mesela ben de gözle kontrolde şuradaki kondansatörün bacaklarından koptuğunu buldum. Ondan sonra devre ölçümlerimize geçmeye, şimdi devre şeması üzerinden anlatımımıza geçebiliriz. Bu önemli bir husustu. Bunu belirteyim dedim. Burada biliyorsunuz daha önceki videolarımda board'umuza ait olan devre şemasını bulduk ve indirdik. Şimdi bunun üzerinden arıza araştırması yapmamız lazım. Anakartımızı da şöyle koyayım. Peki buna başlamadan önce devre şeması üzerinden nasıl arıza araştırması yapıyoruz? Bununla ilgili size kısa bir video çekim dedim. Şimdi başlarsak bu bizim devre şemamız. Peki bu bize tek başına yeterli olacak mı? Yeterli olmayacak. Bunun için ayrıca board view diye bir program kullanacağız. Burada bu bizim board'umuza ait. Şöyle göstereyim. Şuradaki görüyorsunuz çıkıntısı. Şöyle bakarsanız bunun üzerinden yerleşim yerlerini görebiliyorsunuz. Bu alt kısmıymış. Bu bizim board'umuzun alt kısmı olarak geçen. Şöyle göstereyim programımızda. Altımız. Bu board view uygulaması. Bunu internette indirebilirsiniz. İndirdikten sonra bizim burada komponentlerimizi gösteriyor. Bu bizim için önemli. Mesela ben şu an yaptığım ölçümlerde hemen size göstereyim. Şuradaki ve şuradaki devre elemanlarında sıkıntı buldum. Şimdi ölçümlerinde bunlarla ilgili ölçümlerde sıkıntı buldum. Şimdi bu devre elemanlarımız neymiş? Hemen onlara bakalım istiyorsanız. Şurada görüyorsunuz 3 tane yan yana board'umuzun şurada 3 tane yan yana olan devre elemanı. Şöyle tıkladığımız zaman göstereyim. Şurada bize kenarda bu elemana ait bilgi gösteriyor. Neymiş? C7554. Hemen devre şemamıza geliyoruz. Şurada PDF olarak indirdim. Buradan arama kutumuza 7554 yazıyoruz. C7554. İşleşme bulamadım. Güzel. Çünkü fazla yazmışız. Tekrardan yazalım. C7554. Tam açıklaşan şu. Bakın. Doğru. Hemen getirdi bize. Büyütelim. Devre elemanımız şurada. Kutuplu. Burada. Şurada görüyorsunuz. Büyütürsek. Burada bir tane kutuplu kondansatörümüz var. Pozitif ucu, negatif ucu. Şimdi şöyle olması lazım. Şimdi ölçümünü birazdan göstereceğim. Burada 62 mikrofarad, %26.3 ele case B2 S bir tane kapasitörümüz var. Şimdi ben dikkatimi burada şu 62 mikrofaradlık kapasitesi dikkatimi çekti. Neden dikkatimi çekti? Genelde bu tür
kapasitörlerde bu tarz bir üretim yoktur. Yani bu MacBook, işte Apple firması bunun kendi üretiminde 62 mikrofon attık olarak özel olarak ürettirmiş. Böyle bir ölçüdeki kapasitörü bulamayacaksınız. Genelde böyle şeyleri firmalar yapıyor. Neden yapıyorlar? İşte bu kartı onarmanızı istemedikleri için yapıyorlar. Şimdi gösterim size şöyle. Hemen şuradan girersek. Ben açtım ve size kapasite değerlerine göre. Ha, bu kapasitörümüz hakkında size şöyle bir ufak bilgi de vereyim. Hemen açayım şuradan. Bu gördüğünüz kapasitörümüz dedik kutuplu kapasitör. Şimdi buradaki C model numarasını belirtiyor. Şimdi bu model numarasına göre arasanız da bu kapasitörü bulamayacaksınız. Yani firmasını bilmeniz lazım. Şimdi bu firmanın üreticisinin vermiş olduğu kod buna. Ne diyor? 7554 vermiş. Üreticisini bilmek lazım. Üreticisini bilmiyorsanız zaten bu kapasitörü internette 7554 diye arattığınızda bulamayacaksınız. Şimdi gelelim diğer meseleye. 62 mikrofaradlık kısmına. Şöyle ben baktım. Yani piyasada üretilen kapasitörlerin değerlerine baktık. Ne dedik? 6.3 voltla üretilen bizim kapasitörlerimiz 68'i var, 100'ü var, 150'si var. Yani bu mikrofaradlardaki kapasitörü bulabilirsiniz. Bu değerlere yakın en yakın üretim bunlarmış. Evet. Şimdi neden bunu anlattım? Şimdi arızalı devre elemanını buldunuz. Bununla ilgili sipariş vermeniz lazım. Şimdi mesela en bilindik AliExpress'e girersek ben şöyle ufak bir araştırma yaptım. Şimdi bu kapasitör B2S dedik. Yani B tipi bir kapasitörümüz. Yani B tipi, A tipi, B tipi, C tipi, D tipi olarak üretiliyor. Peki bu tiplerin ne önemi var? Bu tiplerin şöyle önemi var. Bunlar büyüklüklerine. Kapasitörümüzün büyüklüğüne. A tipi alırsanız B tipinden daha küçük. Devremize uymayacaktır. B tipi 2 olarak politantalyum tipi bir kondansatörümüz. Bundan çok detaylarına girmeyeceğim. Ama sadece bilgi olarak vermek istedim size. Çünkü bize bunların siparişinde büyük önem arz ediyor. Peki 62 mikrofaradlık. Ben de şimdi bu parçanın ölçümlerini göstereceğim size. Hemen bir ufak ölçüm yapalım. Bununla ilgili şöyle kameramın açısını ayarlıyorum. Pardon. Yine şuradan alacağız. Şimdi kısa devre modunu aldım. Ölçü aleti. Şöyle görüyorsunuz. Ne dedik? Diğer probumuzu da aldım. Şimdi devreye gelirsek şöyle tekrardan göstereyim. Bunun ölçümünü nasıl yapmamız lazım? Kapasitörü. Hemen geldik. Bu kutuplu bir kapasitörmüş. Yani bir nolu aya artı, iki nolu aya eksi. Ve bordumuza bakacağız. Borddaki yerleşimi nasılmış? Hemen büyütelim bu kapasitörümüzü. Bakın şuradaki jack kısmını görüyorsunuz. Tarafından yani şu an tam ben bilgisayardaki şekle göre yerleştirdim masaya. Aşağıya bakan yani şuradaki gördüğünüz aşağı bakan ucumuz eksi, şu ucumuz da artı. Hemen ölçümünü yapalım. Niye şu önemli söyleyeyim. Şimdi kapasitör bu tek kutuplu olduğu için şimdi kapasitörleri daha önce ölçtünüz mü? Bu da önemli. Şimdi artı ucumuzu dayadık. Eksimizi verdik. Problemimiz çalışıyor mu? Onun ölçümünü yapalım. Problemimiz çalışıyor şu an. Bakın değer alamıyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Şimdi bir ters ölçüm yapıyoruz. Kapasitörü boşaltmak için. Ve tekrar ölçümümüzü alıyoruz. Şimdi kapasitörleri biliyorsunuz. Belli bir ölçümlerde bu 13 gösteriyor. Yanındaki de 13 gösterecek. Evet, aynı değer alıyoruz. Şimdi tekrardan boşaltalım kapasitörlerimizi. Bu 13'e kadar indikliyormuş. Yani değerimiz tabii ki voltaj değil. Bakın.
Bunu halence ölçüm alamıyoruz. Şimdi tekrardan söyleyeyim. İlk ayağımızı basama atlamayalım. Çünkü ben şurada bir tane kopuk görüyorsunuz şurada. Devreden kopmuş. Artık kullanım ömrünün doğrumuz. Aynı şu kondansatörün aynısından burada da vardı. Ben bunu şimdi devre söktüm aldım. Zaten kopmuştu ucu. Şimdi geçersek ikinci geçersek diğer elemanımız da şuradaki. Hemen göstereyim. Şimdi bu tip kondansatörler ne dedik? Kondansatör ölçüm yapıyorsak hemen hemen davranışımın şekilleri aynıdır. Bak. Hiçbir şekilde bunu ölçüm alalım. Mesela aynı tip bir tane aynı özellikte başka bir kondansatörden ölçüm yapalım. Artı ucu bu taraf diyor. ...603 değerini göreceğiz. Hemen bunlar zaten şu yanındaki de paralel. Buna da 603 değerini göreceğiz zaten. Yani bu kondansatörlerimiz sağlam. Bunlar bobinlerimiz. Bobinler biliyorsunuz bir teldir. Ommaj ölçemezsiniz. Bu devre elemanlarımız görüyorsunuz sağlam. Evet. Şimdi şey aldık ama tabii bobinlerle ilgili şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Şimdi bunlar kısa devre modunda ötüyor ama yani kendisi içinden kısa devre de olmuş olabilir. Mesela bununla ilgili bir kısa devre olmuş devrelerin temizliğini yaptım. Şu 4R7 bobinimize tekrar bakacağız. Burada MOSFET'lerimiz var. İşte iyice çipimiz var. Şuradaki iyice çipimiz pilimizin şarj olmasını sağlayan iyice çiptir. Bunda yaklaşık 14,4 volt bir de kapı sinyalimize gelen sinyali görürüz. MOSFET'lerin çalışma prensibi yeri gelince anlatmayı düşünüyorum. Tabii bir de bir tane hazır yeri gelmişken şurada bir tane sigortamız var. Bu ne sigortasıymış? Hemen board view'imizden bakalım. Açımızı ayarladım. Hemen geldik. Size geçirdim. Görüyorsunuz şuradaki çentiyi görüyor musunuz? Şurasıyla. Şu an birebir ekrandaki gibi tutuyorum. Şimdi geldik. Pilimizin bağlanan şarj. Şurası. J6950 jackımız. Ama dediğim gibi bu board J6950 bu board'u bu malzemeleri üreten firmanın verdiği koddur. O firma üzerinden bu kodları ararsanız bu malzemeleri bulursunuz. Ama normal aramalarda bulamayabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Bir tane şurada sigortamız var. Neredeymiş? Hemen şöyle yaklaştırayım da. Hemen bu jackımızın bağlı olduğu yerdeki bir tane şu Q2090 Q7555 MOSFET'lerimizin yanında bir tane şurada 4R7 mi? Evet, 4R7 direncimizin oradan alacağız. Neredeymiş? Hemen şurada göstereyim. Bakın, sigortamız şurada. Burada 3 tane kapasitörümüz var. Burada power tuşumuza ait. Burada da klavyemizden gelen biliyorsunuz bağlantı soketimiz var. Şimdi bizim bakacağımız yer hemen bizim şurada ki yani J7715 şurada jackımızın hemen şuradan çıkıyor. 3 tane dedik. Önümüzdeki işte şu eleman oradaki cam sigorta. Hemen bakalım. Doğru yerdeyiz. L7136. Şöyle göstereyim.
ve 7136'lı oğlu pimimiz 4R7 miymiş? Hemen devre şemamızı açıyoruz. Ne dedik? L7130. Evet. Bakın ne diyor? 4R7 SM. Hemen bunu biraz küçültelim. Cam sigortamız şurada. Şuradaymış. Gördük mü? Hemen şu kısım. F7140'mış. Ne kadar? 8 amper. 24 volt. Olarak. Şöyle büyüteyim de size. Cam sigortamız da burada. Hemen board view'imizi açıyoruz. Hemen bunun önündeki sigorta ölçümümüzü yapacağız. Bakın. F7140 ölçeceğiz. Bunda bir kutup girişi yok. Yani ölçüm yaptığımız zaman şuradaki sigortamız sağlam mı? Hem ilk bakacağımız noktalardan bir tanesi bu. Probe kontrolümüzü yaptık. Sigortamız sağlam. Seramik sigorta bunlar. F7140. Evet. Size basitçe bu videomda umarım işinize yaramıştır. Devre şeması üzerinden arızamıza devam ediyoruz. Şimdi devam eden videolarda şimdi cihaz biliyorsunuz sıcak hava lehimleme istasyonu sipariş vermiştim. Lehim örgü teli lehim telilerine temizlemek için lehim örgü sökücü tel sipariş verdim. Bir tane termal macunumuz gelecek. Şöyle göstereyim. İşlemcimiz üzerindeki macunumuzu yenileyeceğiz. Ve diğer elemanların değiştirme ile ilgili 3. videomu çekmeyi planlıyorum. Kısaca bu şekilde devre şeması üzerinden. Dediğim gibi şematik üzerinden gidecekseniz Mac'in onaramını yapacaksanız bir tane board VF uygulamasına ihtiyaç duyacaksınız. Tabii bir de devre şemamızı indireceğiz. Kaçmış hemen şunu normal. Güzel alalım. Bu video böyle. Umarım işinize yarayın. İşinize yaramıştır. Bir de devam edersek. Bakın inceleyeceğiniz devre burada. Hemen. Şuraları kapatıp ben şöyle telefonu elime alıp evet bakın ne diyor burada biraz daha büyütürsek bunu 125 yapalım. İnceleyeceğimiz kısım burası bizim de. Power bus supply and battery charges kısmı. Buradan geldiğimiz zaman zaten buradan incelemelerimize başladık. Ben de zaten incelemelerimi hemen şuradan göstereyim. Bizim şu kısımdan power supply'imizin 4R7 gördüğünüz direncimizin olduğu yer. Hemen şurada bir tane iyice Q7130'u görüyorsunuzdur. Bizim MOSFET'imiz. Burada nerede? Bu devremizde hemen şu devre elemanı oluyor. Burada görüyorsunuz. Bunlar da yine pinimizin 14.85 volt okuyacağımız devre elemanlarımız. Bu şekilde power kısmından başlıyoruz. Eğer aynı model olan varsa size sayfa numarasını da söyleyeyim. Şu an hangi sayfa numarasındaymışız? Şöyle kayarsak
50 nolu sayfa numarasındaymışız. Toplamda 76 sayfadan oluşuyormuş. Pauvre Sublic bestememize ait. Şemamız burada. İlk inceleyeceğiniz devre elemanları. C7140, C7141 mesela. Bu devremize paralel. Bunlar hangisi demin gösterdiğim. Şuradaki 4R7'nin altında gördüğünüz 3 tane kapasitörümüz. Bordumuzda peki board wave hakkında biraz bilgi vereyim. Board wave mesela bu parça devre elemanını arıyorsunuz. Ne arıyorduk? Hemen tekrardan dönersek. Mesela şuradaki kapasitörlerimize bakacağız. C7140'a bakacağız. Bu devre üzerinde nerede diyoruz? Hemen şuradan devre elemanımızı C7140'ı buluyoruz. Bakalım burada değil, burada değil, burada değil. Bu arada kandiliniz mübarek olsun, bugün kandil. Herkesin kandilini de kutlarım. Şurada gördüğünüz gibi C7140'ımızı bulduk. Hemen şuradaki artı arkadaş artı oldu. Bize devre elemanı şurada diye söylüyor. Görüyor musunuz? 3 tane yan yana paralel. Zaten devrede de böyle bu şekilde. 7140. Şuradan da görüyorsunuz. Tıkladığımız zaman burada da arkadaş C7140 benim diyor. Burada bağlantılarını görüyorsunuz. Gene de toprak ucu ve diğer bağlantı uçlarımız. Net ismi buymuş. Buraya tıkladığınız zaman da buradan kullanılan şeyleri, mesela C7141 bir tane kullanılmış. Mesela L7130 Bobby iki tane varmış, devrede mevcutmuş. Onların size bilgisini de veriyor. Şurada tiplerini görüyorsunuz. Mesela bununla ilgili elemanları. Ha, videoyu bitirmeden bunlardan biraz bahsedeyim. Mesela C7140'ı bulmanız lazım değil mi? B tipi bir B tipindeymiş. Ne dedik? B tipi kapasitörlerimizde ölçüsünü veriyor. Yani şuradaki bizim ölçümüz A tip olursa bunun yarısı kadar yaklaşık olur ve şuradaki devremizi lehimleyemeyiz. B tipinin anlamı bu. Şimdi biz C7140 kapasitörümüzü arayacağız. Mesela benim şu anda en çok sipariş verdiğim, mesela geliyoruz burada AliExpress'e. İyice çipi çok rahat buldum mesela. Buradan hemen AliExpress üzerinden en baş noktaya geldik. Burada ne dedik? Bize bir tane B tipi. B ne dedik? B. Hemen devre elemanımızı açıyoruz. Şuradan tekrardan şunu bir sabitleme yapacağım. Malzeme siparişi ile ilgili ufak bir bilgi de vereyim. Videomuzu sonlandırayım. Buradan geldik. Bize 62 mikrofaradlık tret 0.023 ohmluk 11 voltluk tantal polycase B2S lazım değil mi? Geliyoruz bu şekilde, hemen siparişimizi verirken B2S özelliklerimizi arattırıyoruz. 62 mikrofaradlık, 62 UF kondansatörümüzün başka özelliği var mıymış? 11 voltluk bir tantalyum. Tantal kapasitör, yani tantal malzemesini içeren tantal kapasitörümüzü arayalım. Evet. B2S 62 mikrofarad 11 volt tantal. Tantalyum da yazabilirdiniz. Tantal kapasitörlerimiz. Mesela burada veriyor 2.7 volt, 16 volt. Burada bakabilirsiniz. Buradan devre elemanınıza uygun devre elemanınızı seçebilirsiniz. B tipi ya da direkt tantal kapasitör kısmından arama yapıp, bu tabi AliExpress üzerindeki aramayı gösterdim ben size. Bunu Google üzerinden yapsaydık, Google amcayı arattıralım. BS2 62 mikrofarad 11 volt tantalyum kapasitör. Evet, görsellerimize geldik. Ben rahat bu şekilde bulduğum için. Bakın,
Hemen size şurada bir tane örnekle göstereyim. Şurada Poskop adlı bir şey varmış. Bu web sitesine bir gidip inceleyelim. Beraber malzemelerimizi ayarlıyoruz. AliExpress'miş. Üzgünüz, bu artık mevcut değilmiş. Neredeyiz? Şuradayız. Şuradan çıktık. Olsaymış güzel olurmuş. Neredeyse. Şunlar da mesela. Hemen şuna mesela bir bakalım. AliExpress'e gidelim. Bu tür kapasitörleri çok kullanıyor. Bakın üreticisinin verdiği numarayı görüyor musunuz? TEPSL BL21 A26 MF8 lira. Yani Apple'ın ürettiği yerden bulamayacağınıza göre 62 mikrofaradmış. 62 mikrofaradlık kapasitör bulduk ama tabi diyeceksiniz 62 yoktu. 6,3 volta göre yoktu. 11 volta göre B tipi kapasitörümüz varmış. Ama işimize yaramayacak dediğim gibi. Bize 6,3 volt lazım. Kapasite değeri 62 mikrofaradlık. Evet efendim. Bu videom böyle. Umarım işinize yaramıştır deyip bugün kandilimiz pazar. Herkese ilk önce iyi tatiller. Kandilleri kutlarım. Diğer videomda lemleme istasyonum gelince, geçen videomda baya bir çorba yapmışım. Dedim bu sefer fazla çorba yapmadan az çorba kıvamında vermeye çalıştım bilgileri. Umarım işinize yaramıştır. Takıldığınız noktalarda yorum atarsanız bilgimiz mahiyetine cevaplamaya çalışırım. En büyük şeyimiz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak. Bazen ilginç yorumlar da geliyor. Özellikle rakı videolarıma arkadaşlar atmışlar. Mesela 10 litrede 6 litre etil alkol. Buna buradan da izliyorsa arkadaş cevabı vereyim. Orada insanlar anlasın diye ben o videoyu attım. Yani bazı şeylerde de lütfen yani şey yok yani. Orada ben 10 litreden 6 litre elde ettim diye anlatmadım. Sadece oradaki oranları insanlara göstermek için çektiğim bir videodur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu sizin kişisel tercihinizdir. Altta beğen tuşu da var, beğenme tuşu da var. Basarsanız kimse kırgınlığımız olmaz. Bu sizin tercihinizdir. Ama gidip orada yorumlarda yazıldığı zaman şimdi tamam bildiğiniz bir şey vardır. O konuda sıkıntı yok. Bunu da insanlarla paylaşmak güzeldir. Bilgi paylaşılınca güzeldir. Videolarımın amacı bu zaten. Ben bu işlerden para kazanmıyorum. Ben bunu hobi olarak uğraşıyorum. Yani yorumlarda da eğer uygun şeyler olursa cevaplayacağım. Bundan sonra böyle gelen yorumları zaten cevaplamayı planlamıyorum. Yanlış anlamayın. Buraya video atarsanız tabii ki bazı şeyler insanlardan gelecek. Ben bunlara bir kırgınlık olduğundan dolayı değil. Ama yani o kadar saçma sapan şeylere insanlara bilgi vermek gerekirken gidip o tür şeylerle uğraşın. İşte 10 litre menşede 3 litre. Doğrudur. Yani 10 litrede alabileceğim maksimum 3 litredir mesela. Yani farklı teknikler uygularsın. Sen oraya menşeinin kaynağını yazmamışsın. Bana gelmişsin orada anlatıyorsun. Ben 3 litre alanı göremedim. Sen görememişsindir. Başka usullerle alan vardır belki. Yani peşin fikirli olmayalım. Değil mi? Neyse. Sonraki videomda devre onarımında videolarını görüşmek üzere. Bundan sonra zaten rak videosu çekmeyi planlamıyorum. Zaten herkes her şeyi çok biliyormuş. Belki bunu onarmak isteyen arkadaşlar varsa onlar için bir video yapmaya çalıştım. Efendim 29. dakikaya da ulaştık. Size sağlıklı günler. Kendinizi tekrardan kutlarım.